Sayın Başkanımız YPB'yle ilgili zaten kısa bir açıklama yapmıştı. Sayın Başkanımız orada etraflıca ifade etti. Hangi itibariyle neye bakımından bir şeyimiz, çalışmamız yok. Altın Bağ'da ihtiyacı 116 kamuoyuyla konuşuluyor, tartışılıyor. Biliyorsunuz Kol Şubesi Sayın Başkan'a bağlı. Hocamız da Fatih Hoca'yla Sayın Başkan güzel Kol Şubesi götürüyor. Şüphesiz devre arasında transfer diyen bir süreç. Hocamız da bunu atıp yapmıştı. Devre arasında bazı eksikliklerimiz kendi türlüğümüzün ekonomik hassasiyetleri ölçeğine gözeterek o eksikliği eksikleri ihmal etme yoluna gideceğiz. Tabii teknikimizden, hocamızdan gelen rapor konusunda bu çalışmalar hayata geçecek ama söylediğim gibi diyen bir süreçten bahsediyoruz. Şimdiden şüphesiz çalışmalar devam ediyor. Florya'da da devam ediyor. Oyuncular izleniyor. Çok kıymetli bir scout ekibimiz var. Onlar da çalışıyor. Varsa devre arasında eksiklerimizi şüphesiz gidereceğiz. Altı numara bununla ilgili sıçramış. Bununla ilgili çalışmamız olacak. Yine başkaca doğrusunlarda bütçemiz doğrusunda, imkanlarımız doğrusunda, ihtiyaçlarımız doğrusunda en mantıklı az olarak transferleri yapmaya çalışacağız. Şöyle bir çalışma yaptık, bu vesileyle göstereyim. Kapsamlı bir çalışma, Galatasaray Spor Kulübü olarak spor yasası ile ilgili. Bu spor yasasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz mevcut sistemde dernekler var ve anonim şirketler var halka açık. Futbol şubesine bağlı olduğu, mesela bizim Sportif AŞ, %40 halka açık, %60'ı derneğin ülkesinde olan bir anonim şirket. SDK regülasyonuna tabi anonim şirketten bahsediyoruz. Ve bunlar kurulurken dernekler İşleri Bakanlığı'na düzenini teslim ediyor. Denetim ve kontrol yetkisi İşleri Bakanlığı'nda. Bu düzenleme, burada denetim kontrol yetkisini sıkılaştırmak suretiyle Gençlik Spor Bakanlığı'na geliyor. Regülasyon Bakanlığı olarak Gençlik Spor Bakanlığı tescil işlemlerini gerçekleştirecek. Fakat bunu yaparken biz düzenlemeyi incelediğimizde taslak çalışmayı bakanlığa spor kulüpleri ve federasyonlar üzerinde çok olağanüstü yetkileri tanımlarını görüyoruz. Denetim kontrol yetkisini aşağı maliyet yetkileri tanımlarını görüyoruz. Bununla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz UEFA'nın da FIFA'nın da hakeza etik kodlarına bakarsak şöyle bir yaklaşımı var. Futbol özel konumudur. Devletin müdahalesinin en az olduğu, yasal alanda, normatif alanda çalışmaların minimum olduğu, statü ve talimatlarla, yerel federasyonların statü ve talimatları yönetilen bir alan olmalı, özel olmalı, futbolun marka değerini böyle koruyabiliriz. Nitekim bizim 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ödevleri hakkında kanunda da bu konuda açık hüküm var. Özel olacak, özel hukuk hükümlerine tabi olacak bir Türkiye Futbol Federasyonu. Bunları bir arada değerlendirdiğimizde bizim şöyle bir endişemiz var. Yani bakanlığın denetim ve kontrol mekanizmasının bu kadar sert uygulandığı bir düzenleme. Yani mahkemeye başvurup federasyonların kurulları feshedebilme yetkisinden tutun da denetim kuruluna gelebilme yetkisine kadar. UEFA ve FIFA nezdinde çok müstehit yaklaşılmayabilir, karşılanmayabilir. Bu hukuk tekniği bakımından bizim önemli endişelerimizden bir tanesi. Bunu tercih etmeye çalıştık. Yine biliyorsunuz yayın hakları meselesi var. Çok travmatik bir konu. Biz ilkesel olarak Süper Lig arşivinin kurulması ve yayın haklarının Süper Lig arşivine devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama biraz önce söylediğim Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş üyeleri hakkında tam 13. maddesi diyor ki hayır TFF bu süreci yönetecek, muhatap TFF'dir, TFF yayıncı kuruluşla ilişkileri götürecek, kendisi payını alıp geri kalanını da spor kulüplerine dağıtacak. Biz de diyoruz ki bu işin sahibi spor kulüpleri, o haklı ilişkinin tarafı da spor kulüpleri. Yayıncı kuruluş evliliğini ifa etmezse, başka bir sorunlar yaşanırsa, ihtar çekmesi gereken, haklara özgürlüğünü kullanması gereken TFF. Ama çoğu zaman bu hukuk yollarına başvurmuyor. Geçmişte bu sıkıntıları yaşandı. Bu işin tarafı Süper Lig AŞ olmalıdır ve Süper Lig AŞ tarafından bu süreç götürülmelidir. Nitekim son Federasyon Genel Kurulu'nda Sayın Nihat Özdemir'in Federasyon Başkanı bu meyanda bir kulüplerin taleplerini değerlendirip bir açıklama yaptı. İşte bu Süper Lig AŞ'nin kurulmasına ilişkin de bu düzenleme ve bir hüküm yok ne yazık ki ve yayın haklarının devri konusunda. Burada bir düzenleme yapılması lazım. Son olarak biliyorsunuz disiplin kurulu UÇK ve tahkim artık Galatasaray'ın önce olduğu yıllar sonra bir genel kurulda Federasyon Genel Kurulu tarafından seçilecek. Özgür sosyal hakların huzur hakkını bizatihi kulüpler hakkını özgürlüğünü kullanırken ödediği harç ve masraflardan karşılanacak. Yani ekonomik, fiziksel, psikolojik bağımsızlığı esas alan bir anlayış egemen olacak. Yönetim kurulu, TFF yönetim kurulu seçilecek. Dolayısıyla bunlar tarafsız ve bağımsız yargılama kurulları olacak. Aynı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin son iki yılda Türkiye'yi mahkum ettiği kararlarında olduğu gibi Federasyon Genel Kurulu'nda bunu anlattık, düzenlemeyi yazdık biliyorsunuz. Detaylı birazdan bir kısmı siz biliyorsunuz. Sabah anlattık ve 2/3 ile nitelikli çoğunlukla geçti. 3 ay içerisinde talimat yapılması gerekiyordu. Henüz bir talimat yapılmadı.
Onu da endişeyle takip ediyoruz. Üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu deniyoruz. Geçiş hükmü olarak bir talimat yapılır bu konuda. Onun içerisinde de artık bu kurullar tarafsız ve bağımsız hale gelecek. Meşruiyeti genel kurumdan alacak. Ne demek bu? Sporcular, teknik adamlar, kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun bütün ötekileri ve paydaşları artık kendini kıymetli hissedecek, karar alma mekanizmasında etkili olacak ve bu kurumları onlar seçecek. Seçici kurul seçecek, genel kurullar alacak. Genel kurulda futbolun bütün paydaşları bu kurulların tarafsız ve bağımsız olmasını sağlayacak olan yargı mensupları bizler kendileri seçecek. Seçerken de FIFA etik kurulları dedik. UÇK ve disiplinde 10 yıl, hakim etik kurulu 15 yıl kıdem şartı dedik. Hiçbir kulübe üye olmasınlar, iştirak şirketlerin denetim, disiplin ve seçim kurulları üye olmasınlar dedik. Bütün bunları yazdık. Bu düzenleme de buluyor. Bunun disiplin, tahkim ve UÇK'nın yani Türk futbolunun en önemli sorunu olan aslında adalet sorununu giderecek. Federasyon genel kurulunda daha sene önce olduğu ve hayata geçirdiği bu futbol hukuk kurullarının değişimine ilişkin düzenlemenin hiçbir emanesi burada yok. Hala eski sistemine gerçekten bir normatif düzenleme. Dolayısıyla bu haliyle sporun, futbol özelinde sporun tamamen sorunlarını gideremeyen yeni bir çözümsüzlük ve kaotik süreç sporunu sürükleyebilecek bir normatif düzenleme. Buna ilişkin itirazlarımızı dermeyen ettik. Sayın Meclis Başkanı'na, Sayın Mustafa Şentop'a, Sayın Başkanımız, Genel Sekreterimiz, Köksoy Gül'le birlikte gittik, çalışmamızı verdik. Sayın Mülay Yıldırım Beyefendi'ye verdik. AK Parti Genel Başkan Beyefendi ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'na verdik. Orada kapsamlı bir şekilde hepsine kulübümüzün hassasiyetlerini de anlattık. Bununla da yetinmedik. Bugün itibariyle bütün kulüp başkanlarına kulübümüz çalışmamızı gönderdi. Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Başkanı Nihat Özdemir Beyefendi'ye gönderdik. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Sayın Başkanı Ahmet Ağol Beyefendi'ye hakeza gönderdik. Genç Spor Bakanımıza Sayın Kasaboğlu'na gönderdik ve Adalet Bakanımız Sayın Abdullah Hamit Gül Beyefendi'ye de çalışmamızı gönderdik. Bundan sonra bu dediğim bizim burada atık yaptığımız sıkıntılar ortak akılla uzlaşma dilekleriyle birlikte çözülür ve spor yasası gerçekten bütün spor kulüplerinin ve sporun bütün paylaşımının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır ve Türk sporun hak ettiği bir yasal düzenleme hayata geçer. İkinci mesele bir ittifak dediniz herhalde. Galatasaray Spor Kulübü için paylaşımıyla ilgili fikirlerini söyleyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü Türk sporun ortak sorunlarıyla ilgili bütün kulüplerle ittifak yapar. Bu sorunların çözümüne ilişkin olarak. Nedir bunlar? Yabancı kuruluş. Nedir? Tamam. Yayıncı kuruluşla ilgili sorunlar, yayın ailesidir. Süper Lig harcayının bulunmasıdır. Nedir? Biraz önce söylediğim futbol kurullarının adil, tarafsız, hakkaniyet zeminde faaliyet göstermesi, görevlerini icra etmesidir. Nedir bunlar? Limit problemidir. Bunlar Türk sporunun ortak sorunları ve bu sorunların giderilmesi için bir yetnesak bir tavırda bütün bir iradeye ihtiyaç var. Türk futbolunun geçmişten beri kronik kategori sistemi problemi liglerin başlamasıyla birlikte ne yazık ki yöneticiler kendi taraftarlarını ve tabanlarını konsolide etmek için rekabetçi yarışmanın etkisiyle açıklama yapıyorlar ve bu açıklama, o konsolidasyon, o birlikteliği sezon başında verilen o anlamlı ve olumlu üstelik mesajları zedeliyor. Bu sefer Regülasyon Kurumu, Türkiye Futbol Federasyonu başta olması bu kurumlarda böyle görüntüler ne yazık ki nemalanıyor tabiri caizse. Türk sporunun temel açmazlarından, paradokslarından bir tanesi bu. Biz bu kere sezon başından beri Sayın Başkanımızın ve Türk'ün ciddi katkılarıyla Türk sporunun kronik problemlerini çözmek için bütün Süper Lig kulüpleri, hatta birinci kulüpleriyle de görüşmeler, toplantılar yaptı. Burada statünün değişmesinden tutun da buradaki sorunlara kadar bütün başlıkları tek tek ele aldı. Ve uzlaşma gündüğü, konsensus var yaklaşımlarının sonunda çözme iradesi ortaya koydu. Bu birileri rahatsız edebilir. Bunu anlayabilirim. Fakat bu konuda tavizsiz hak arama çabamız, uzlaşma kültürüne egemen kılmaya dair çabamız devam edecek. Bunun bir sınırı bizim açımızdan var mıdır? Galatasaray'ın hak ve menfaatleri bizim için çok önemli. Şüphesiz ki Türkiye 30 milyon taraftarı, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray'ın bir haksız, mesnetsiz, bir isnat, saldırı varsa buna sessiz kalamayız. Tabii ki meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız. Gerekli cevaplar verecektir. Her zaman bile Galatasaray'ın hakları sonuna kadar savunulacaktır. Bundan kimsenin, hiçbir Galatasaray'ın endişesi olmasın ama bunun dışında, yani sahanın dışında Türk sporun ortak sorunları ancak ortak akılla ve uzlaşma kültürüyle çözülebilir. Spor kültürü bir araya gelmezse bu sorunları çözemez. Bu konuda biz hassasiyet bekliyoruz yani. Bütün spor kulüplerinden hassasiyet bekliyoruz. Burada tarihe not düşmek için bulunmak istiyorum.